Efendim merhaba. Yine hareketli bir haftaya başlıyoruz. Hareketli bir haftayı geride bıraktık. Her zaman şunu söylüyorum efendim. Türkiye'de gazeteci olmak, Türkiye'de akademisyen olmak çok keyifli ifadesini kullanacağım ama bunu olumsuz anlamda da ele aldığımı da ifade edeyim. Hemen onu söyleyeyim. Ama hareketlilik açısından evet hem gazeteciler için, medya mensupları için hem akademisyenler için Türkiye'de yaşamak, bütün bu çalkantıların içinde yaşamak önemli. Halk açısından baktığımızda yani sonuçta ben, sen, o hepimiz akademisyen olabiliriz, gazeteci olabiliriz ama sonuçta biz de halkız. Ama halk açısından baktığımız zaman ise gerçekten bizim hayatımız çok zor. Efendim şimdi bu hafta iki tane önemli olay. Birisi Bülent Arınç Bey'in Habertürk'te yapmış olduğu bir konuşma vardı. Orada hukuka vurgu yaptı. Hukuka vurgu yaptıktan sonra hapishanede bulunan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın bırakılmaları gerektiğini söyledi. Selahattin Demirtaş'ın da bir kitabından da söz ederek Kürt sorununu orada çok çıplak biçimde gördüğünü, efendim Kürtlerin çektiği sorunların acıların nedenli derin olduğunu o öykü kitabından hareketle söyledi. Osman Kavala için ise baktım dedi ben onun dosyasına. O dosyaya göre Osman Kavala'nın bırakılması gerekiyor. Aynı şey Selahattin Demirtaş için de geçerli. Biliyorsunuz CHP milletvekili Enis Berberoğlu davası meselesi var. Problem. Adını ne koyacağımı ben şaşırmış durumdayım. Hani milletvekilliği neden verilmiyor Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen. Sonuç olarak işte bütün bunların hepsini dile getiren yani hukukun üstünlüğünü ifade eden bir an önce hukuk reformunun hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen bir konuşma yaptı bu içerikte. Bu konuşmanın referans kaynağında ne olarak gösterdi? Hem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'i referans olarak gösterdi ama ondan sonra fırtınalar koptu. Şimdi bu programda sizinle bu konudaki görüşlerimi paylaşacağım. Çünkü Tayyip Bey hemen ertesinde Bülent Arınç'ın ismini vermedi ama çok ağır bir konuşma yaptı. İşte onları paylaşacağım sizinle o konudaki görüşlerimi. Sonra Avrupa Birliği'ne yeniden efendim bir U dönüşü var. Bir çark ediş var. Tayyip Bey'in kendi konuşmasında, İbrahim Kalın Bey'in konuşmalarında o konuyla ilgili de düşüncelerimi paylaşacağım hafta içinde de o konudaki düşüncelerim sizlerle buluşacak. Ancak hafta sonu bu ders kitaplarındaki bir ifadenin çıkartılması, bir değişiklik meselesi çok konuşuldu. O konuda şu, çok uzun yıllardı. Bir kere ben kendimi bildim bileli. Türkiye'de tartışması bitmeyen konu Atatürk'ü Samsun'a milli mücadeleyi başlatsın diye Vahidettin mi gönderdi? Soru bir. İkinci soru. Vahidettin hain mi değil mi? Vahidettin diyorum orijinal ismi bu. Ama hep alışkanlık Vahdettin. Ben de şimdi Vahdettin diyerek sürdüreceğim. Peki efendim. Şimdi öncelikle ders kitaplarından çıkarıldığı ifade edilen cümle şu. Efendim hep şu söylendi. Vahid, Vahdettin, Padişah Vahdettin. Tabi yıllardır Vahidettin diye anlattığım için hep dilim doğal olarak oraya kayıyor efendim. Padişah Vahdettin İngilizlere mektup yazarak onlara sığındı ve ülkeden kaçtı. Yıllar ve yıllardır bu yazılıyor idi. Şimdi ise ifadesi ülkeden kaçtı, İngilizlere sığındı cümleleri yok. İstanbul'dan ayrıldı cümlesi ekleniyor buraya. Yani o çıkartılıp buraya yumuşak bir geçiş, giriş yapılıyor. Muhtemeldir ki onun arkasından da yine yıllardır çok üzerinde tartışılan, tezler sürülen, bu konuşmayı sizlerle paylaşan ben de aynı görüşteyim. Vahdettin'in hain olduğu hususu bir süre sonra onu da gündemden çıkarılacak. E, daha sonra iş muhtemeldir ki Cumhuriyet'in tartışılmasına gelecek. Çok uzun yıllardır Tekrar söylüyorum. Tabii ben ortaokul öğrencisiydim. Efendim bu laiklik konusu, cumhuriyetin laiklik karakteri konusu hep konuşuluyordu. Bir de çok büyük bir tartışma vardı. Lozan zafer mi, hezimet mi? O da lisede öğrenciydim bu tartışma başladığında bu ülkede. Düşünüyorsunuz şimdi birileri tarihi yeniden yazma çabası içerisinde neden diye bir soru soruyor. Çok anlaşılabilir. Neden sorusunun cevabı ideolojik bir bakış var. Atatürk karşıtlığı, layıklık karşıtlığı, layık cumhuriyet karşıtlığı en önemlisi de Kemalist devrimler karşıtlığı söz konusu. İşte bu doğrultuda bunlar efendim üretiliyor. Şimdi bu tartışmaya geleyim. Vahdettin'in gerçek kimliğinin İngiltere'ye sığındığını belirten mektubunu sizle paylaşayım ben. Bakın efendim mektup şu. Dersaadet İşgal Orduları Başkomutanı General Harrington Cenaplarına İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere Devleti fahimhanesine sığınmak ve bir an önce İstanbul'dan başka bir yere götürülmemi istiyorum efendim. 16 Kasım 1922 Halife-i Müslümin Mehmet Vahdettin. Şimdi efendim bakınız Vahdettin'in General Harrington'a yazdığı bu mektuba dikkat edersek yalnızca burada halife kimliğiyle bunu imzalamış. Yani padişah kimliği ya da sultan kimliği değil. Peki neden bunu yalnızca halife kimliğiyle imzalıyor? Demek ki o da Osmanlı padişahı olarak işlediği tırnak içine söylüyorum. Politik cinayetin farkında. Yani bu ifade Amiral Hafif Büyük Tuğrul'a ait. İşte kaynak, biraz sonra sözünü edeceğim kendi kitabımda, kaynaklara da bakabilirsiniz efendim. Yani bundan dolayı Osmanlıları bir tarafa bırakıyor, kendini İngiliz sömürgeciliğindeki Müslümanların halifesi olarak tanıtıyor İngiltere'ye. Peki şimdi halife-i Müslümin diyor ama halifelik mührü kendinde değil o dönemde halifelik mührü de Topkapı Müzesi'nde. Topkapı Sarayı müze olarak sonra ifade edeceğiz. Peki efendim. Şimdi General Harrington o zamanki Vahdettin'in yaveri Deniz Yüzbaşı Fahri'yi çağırıyor ki Amiral Fahri Engin soyadını sonra Engin olarak aldı. Bakın diyor ki General Harrington, Fahriye, Yüzbaşı Fahriye. Padişahın Türkiye'deki durumu tehlikededir. Söylediklerimi padişahtan başka başya haber ve umumi katip de dahil olmak üzere hiç kimse duyacak değildir. İsterlerse kendilerini Malaya savaş gemisiyle Malta adasına kaçırabilirim. Durum düzelirse yeniden ülkesine de dönebilir. Efendim Fahri Engin bunu hatıratında anlattı. Zamanın Başbakanı Rauf Orbay'a da bildiriyor. Durumdan refet, Belenin de Refet Bele Paşa'nın da haberdar edilmesini rica ediyor. Vahdettin ise General Harrington ile bağlantısını karısının kardeşi olan Yarbay Zeki ile sürdürecek. Zaten Yarbay Zeki dediğimiz bu şahsiyet Vahdettin'e büyük ihanet etmiştir. Adamın parasını, pulunu, her şeyini içkide ve kumarda tüketmiş. Yurt dışında kendisi yurt dışına sığındığında mahvetmiştir uzun sözün kısası Vahdettini. Şimdi efendim, bu nerede yayınlandı diyorsanız bakın yakın tarih dergisi cilt 3 sayfa 39 İstanbul 22 Kasım 1962 tarihinde yayınlandı. Bahtettin'in ülkeden ayrılışından sonra İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Sir Charles Harrington aşağıdaki bildiriyi yayınladı. Bak bildiri şu. Resmen beyan olunur ki, bugünkü durum sonucunda hükümdar Vahdettin hürriyet ve hayatını tehlikede gördüğünden, bütün İslamların halifesi olarak İngiliz himayesini ve aynı zamanda İstanbul'dan başka bir yere nakledilmesini istemiştir. Padişahın bu isteği bu sabah yerine getirilmiştir. Türkiye'deki İngiliz kuvvetlerinin başkomutanı General Sir Charles Harrington padişahı almak üzere kişisel olarak saraya kadar gelmiş ve İngiliz zırhlısına refakat etmiştir. Padişah bu gemide İngiliz Akdeniz Filos Komutanı Amiral Sir Dögrük karşılamıştır. Amiral Afif Büyük Tuğrul'un dört ciltlik kitabı var efendim. Orada aynen anlatıyor. Peki. Şimdi aynı ettin bak 1920 yılında dendi ki yani işgal edildi diye İstanbul. Dendi ki Bursa'ya geçin. Bak Bursa'ya geçin diye teklif edildiğinde aynen şu cevabı verdi ecdadımın payı tahtından firar mı edeceğim diye çok sert tepki gösteren Vahdettin. Ondan sonra işte İstanbul'dan söylüyorum bakın 1922 büyük taarruz kazanılmış, bitmiş, savaş bitmiş. Artık Lozan'a gidilecek. İstanbul'dan Malta'ya firar etmeyi kendisine yakıştırdı. Bakınız. Bu bize şunu gösteriyor, artık noktalayayım meseleyi, Vahdettin'in işgalcilerle, İngilizlerle nedenli, içli, dışlı olduğunu anlatıyor. Artık ders kitaplarına öyle bir cümleyi yazmak, belki dipnot olarak da koyabilirsiniz. Hani böyle tartışmalar var, niye söyledim bunu, söyleyeyim. Şimdi Bilal Şimşir, bu Malta Sürgünleri kitabı vardır onun. İşte sayfa 88, bakılabilir oralara, kitaba bakarsınız. Öte yandan... Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol kitabında beyan yayınları, 1989 yılında yayınlandı bu kitap. Bu çalışmada Vahdettin'in kaçmayıp tam tersine İngilizler tarafından kaçırıldığını ve buna Ankara'nın bilerek isteyerek seyirci kaldığını yazmaktadır. Karşı tez açısından bakmak isteyen arkadaşlarım buna da bakabilirler. Efendim bu konularda yayınlanmış çok da kitaplar var. Arzu eden arkadaşlarım. Benim yazmış olduğum işte sizle paylaştığım kaynakları bu vatan böyle kurtuldu ki bakabilirsiniz efendim. Peki. Bunu kenara koyayım. Şimdi gelelim asıl konumuza. Arınça karşı Erdoğan'ın bu çıkışı neden? Şimdi Bülent Arınç kim? Bülent Arınç AKP'nin kuruluşunda yer almış olan kendisi de hep öyle söylüyor ya bunlar fikir babası olarak. Efendim onların işte büyükleri, büyükleri yaş olarak da büyük, yol olarak da büyük onlardan. Erdoğanlar kuşağından. Efendim meclis başkanlığı da yapmış birisi. Yani Bülent Arınç yabana atılacak bir adam değil. Ayrıca şu anda da biliyorsunuz zaten sarayda Tayyip Bey'in kurmuş olduğu kurulda da görevli birisi. Tıpkı daha önceki Adalet Bakanı işte Cemil Bey gibi. Peki efendim. Şimdi demin ifade ettiğim girişte Bülent Bey'in sözlerini, Bülent Bey'in sözleri üzerine tabii en sert tepki nereden geldi diyorsanız hiç kuşkusuz ki partinin kendi içinden de çok sert tepki geldi ama bu konuşmaya en sert tepki anlaşılabilir ki MHP'den geldi doğal olarak. Şimdi MHP kim? Yani Milliyetçi Hareket Partisi kim? Hepimizin bildiği husus. iktidarın küçük ortağı. Ama şu anda Türkiye'nin siyasetini, hem iç siyaseti hem dış siyaset, ekonomiye çok bulaşmıyorlar. Zaman zaman lafları var ekonomiyle ilgili ama hem iç siyasetini hem dış siyasetini belirleyen gerçek aktör, gerçek siyasal parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Yani onun koymuş olduğu kırmızı çizgiler var. O kırmızı çizgiler Tayyip Bey tarafından da benimsendi. Sebep çünkü MHP olmazsa AKP iktidarını sürdüremiyor. Uzun sözün kısası. Tayyip Bey iktidarını sürdürebilmek için MHP'ye muhtaç, devlet beye muhtaç. E Tayyip Bey de son derece gerçekçi bir politika adamı. Son derece gerçekçi. O ne olduğunu kabulleniyor ve onun üzerine politikasını sürdürüyor efendim. Şimdi demin konuşmanın başında ifade etmiş olduğum Bülent Arınç Bey'in o konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın demin söylediğim işte iş insanı Osman Kabala'yla efendim HDP, genel, HDP eş başkanı efendim, Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasıyla serbest salı verilmesine ilgin yönelik çok sert tepki gösterdi. Yeni bir fitne ateşi yakıldığını belirtti. Sonra dedi ki bakın hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenler kusura bakmasınlar. Artık şunu bilsinler ki AK Parti hiçbir zaman bunları savunmamıştır, savunamaz. Sonra devam etti. Bu çok sert tepki gösteren MHP'ye yönelik olarak Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP camiasına 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere ülkenin ve milletin menfaatine olan her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum dedi. Peki şimdi Bülent Arınça aslında Cemil Çiçeğe de aynı şekilde şu cevabı verdi. Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Belevki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı'yla, hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur. Ondan sonra terörle ilgili işte yapılanlar yaptıklarını anlattı. Şimdi efendim bu konuşmadan yani Tayyip Bey'in Bülent Arınç'a her ne kadar isim vermediyse, Cemil Çiçek'e her ne kadar isim vermediyse ama vermiş olduğu bu çok ağır bir yanıt. Çünkü fitne ateşi diyor, yakıyor bunlar. Bu çok ağır yanıt ne anlam ifade ediyor? Her ne kadar? Efendim işte Bülent Arınç olsun, Cemil Çiçek olsun, geçmişte birlikte olup da şimdi olmadığımız gibi ifade kullanıyor ve biz yolumuza devam ediyoruz diyor. Ya. Buradan açıkça şu görülüyor. Gerek Adalet Bakanı, gerek Tayyip Bey hukuk alanında ciddi reformlar yapacaklarını ifade etmişlerdi ya bundan birkaç gün önce. Bu son ifade aslında şunu gösteriyor bize benim anlayabildiğim kadarıyla. Hukuk alanında evet bir reforma şiddetli ihtiyacı var ama diyeceksiniz ki peki 18 yılda niye yapılmadı? 18 yıldır iktidarda değil mi Adalet ve Kalkınma Partisi? Evet. Şimdi o sorunun yanıtını ben kenara bırakayım. Ancak burada biraz farklı bir düşüncem var. Sanki şu. Bülent Arınç'ı böyle öne sürerek onu böyle bir konuşma yapmasını zemin hazırlayarak neleri unutturmaya çalıştılar. Ben biraz da o cepheden bakıyorum. Birincisi salgınla mücadelede hükümet son derece başarısız oldu. İki, Ekonomi hepimizin malumu. Ekonomi ne hale geldi? İşte toparlamaya çalışıyorlar. Ama siz şu konuştuğum dakika itibariyle az önce Bloomberg kanalına baktım. Amerika doların piyasada 7.77 lira olduğu alt yazıda yazılıydı efendi. Hafta sonu 7.69 görünüyor idi. Yani dikkat edin bir ara 7.50'lere civarına çekilmişti yeniden yükselişi. Tabi bunun yurt dışı İngiltere piyasaları bilmem ne o konuda kompletörleri var. Onları da daha sonra paylaşacağım sizle. Yurt dışındaki yazılanları derlemeye çalışıyorum. Oralardaki internet sitelerinde gazete köşe yazılarını bir toparlamaya çalışıyorum. Orada da başka türlü şeyler de yazılıyor. daire bir şey. Peki şimdi başka Bülent Arınç bu konuşmayı yapmadan önce baktığımız zaman Siyasal iktidar açısından iç politikada çok ciddi biçimde bir açmaza çıkmaza girdi. Bakın Bülent Bey toparlıyorum özür diliyorum. Tayyip Bey ilk kongreleri konuşmaları yapıyor. Televizyonlarda izlediniz mi bilemiyorum. İzlememiş olabilirsiniz özellikle genç takipçilerim televizyon seyretmediğini biliyorum. O nedenle o arkadaşlarım için söylüyorum. Benim yaş grubum hala televizyonlara bakıyor çünkü. Orada... Tayyip Bey geri döndü, kitleye şunu söyledi izleyicilerine. Yahu dedi, nedir bu cansızlık? Alkış falan hiçbir şey görmüyorum. Şiddetli bir coşku görmüyorum. Ha bu neyi anlatıyor biliyor musunuz? Bu şunu anlatıyor bana göre. AKP'ye oy verenlerdi. AKP'den kayıp, çekilip gidiyor. Onlar da enerjilerini tüketmiş durumdalar. Umutlarını kaybetmişlerdir demiyorum. Öyle bir cümle kurmuyorum ama enerjilerini onlar da tüketmiş durumdalar. Olan bitenden tabii ki sizin gibi benim gibi za zarar görüyor. Ekonomik açıdan, siyasal açıdan, sosyal açıdan, efendim moral açısından sonuçta ülkenin bütün insanları nasıl ilgilen etkileniyorsa muhalefet partisine oy verenler, sonuçta AKP'ye oy verenler de aynı şekilde etkileniyor. Dolayısıyla bakın orada bir coşku yok, olmuyor. Hep kendisi söylüyor işte şeyde Tekirdağ'daydı değil mi? Yine aynı şeyi söyledi. Meydana geri döndü. Nedir ya dedi bu üzerinize ölü toprağım serpilmiş gibi böyle bir cümle kurulandı yine. Bu da bunu gösteriyor. E şimdi ekonomideki bu derin bir bunalım var. Şimdi bu derin bunalımdan nasıl çıkılacak bütün onlara? Bir de dış politikada da çok ciddi biçimde şu anda sıkıntısı var Türkiye'nin. E Trump Trump kaybetti. Biden geliyor. Biden AKP'ye mesafeli. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili Avrupa Birliği konusunda yapılan U dönüşü ile ilgili düşüncelerimi paylaşırken orada tabii Biden meselesine özellikle vurgu yapacağım. Oradaki düşüncemi paylaşacağım sizinle. Şimdi gelinen nokta bu türlü açmazlar, çıkmazların içindeyken Bülent Bey'in konuşması bence bir parça şöyle bir şey söyleyeyim çıkış için kanal açtı. Ancak MHP'nin tabi tavrı son derece önemli. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ta kuruluşundan itibaren onun tezleri, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, dış, politika, dış politikadaki tezleri, uluslararası ilişkilere bakışları, ABD'nin dış politika tezleriyle NATO'nun tezleri doğrultusundadır. Baştan itibaren Milliyetçi Hareket Partisi kendisini burada konuşlandırdı. Yani o böyle Avrasyacı bir bakışı yoktur Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tırnak içinde söylüyorum öyle kullanılıyor. Atlantikçi bakışı var. Kuruluşundan bugüne kadar bu konuda bir değişikliği yok. Yani onun bu konuda öyle bir sapması falan filan yok Milliyetçi Hareket Partisi'nin. E iç politikaya geri dönünce iç politikada da şöyle bir mesele var Milliyetçi Hareket Partisi için. Bakın AKP'nin kadroları yok. Hiç olmadı. Bak kadroları yok. Çünkü siyasete geldiklerinde gelmeden önce daha doğrusu devlette öyle kadrolar yetiştirmedi, geliştirmedi ve yerleştirmediler. Ben subay olduğum dönemde de orduda Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücü görüşe sahip olan subaylar, subaylar ağırlıktaydı. Daha sonra bakmayın FETÖ'cülerin ağırlığı geldi. Başka Milliyetçi Hareket Partisi ülkücüler, poliste de ciddi biçimde söz sahibiydiler, kadroları vardı. Daha sonra biliyorsunuz FETÖ'cüler işte geldi yerleşti ama şimdi yıkıldı gittiler. Bugün içinde, bugün içinde MHP'nin ve MHP sempatizanlarının orduda ve emniyette güçleri çok büyük. Sayısal olarak da tabii bütün kadrolara yerleşmiş durumdalar. Dolayısıyla AKP bu anlamıyla MHP'ye muhtaç. Onlar ekonomi yanıyla ilgileniyor AKP. Daha çok ve ağırlıklı olarak. Aynı şey bürokrasi için de geçerli. Durum böyle olunca MHP'nin hem Selahattin Demirtaş'a bakışı, hem Osman Kavala'ya bakışı ve başkaları da siyaseten oldu. Bakışları baştan itibaren çok çıplak, çok belli. Şimdi AKP açısından baktığınızda, AKP iktidara gel, gelirken de, bu reformlardan söz etti. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Pek çok değişikliği 2002 ile 2007-2008 aralığında yaptı. Bak yapmadı değil. Bak yaptı. Ama ondan sonraki süreçte AKP açısından da çok ciddi biçimde kırılmalar başladı kendi içlerinde de. Reformlardan vazgeçtiler. E sonra ne oldu? İşte sonra kurulmuş olan bu tek adamlık sistemi yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyoruz ya da Türk gibi başkanlık deniyor. İşte bu sistemle birlikte aslında Türkiye'de benim iddiam tartışmalar yapıldığında televizyonda görüşlerimi belirtirken de söylemiştim. Benim iddiam şu bizdeki siyasal sistemin omurgası kırılmış oldu. Omurgası böylece kırılmış oldu. Şimdi her şeyi, bütün kararları tek adama bıraktığınızda e sonuç işte bunlarla karşılaşıyorsunuz. E Tabii MHP de burada şimdi çok güçlü. Şöyle noktalayayım konuşmamı. Şimdi bu fitne ateşini yakmak diye bir cümle yeni bir fitne ateşi yakıldığını belirtiyor. Yeni bir fitne ateşi. Yani daha önce de var fitneler ama bunlara ek olarak yeni bir fitne ateşi daha yakılıyor. Şunu söylüyor. MHP ile kurmuş olduğumuz ortaklık stratejik işbirliğini kimsenin bozmasına bu koşullarda izin vermem. daha sonrası için efendim nasıl gelişir, ne olur, ne biter? Efendim MHP ile yolları ayrılır, ayrılmaz. Kısa vadede ayrılmaz ayrı bir şey. Ama MHP ile olan ilişki öyle görünüyor ki AKP'nin tabanında da bir rahatsızlık yaratmış durumda. Bir de böyle bir yan var. Ama muhalefetin söylediği gibi ben ona da çok katılmıyorum efendim AKP'nin içinde ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Efendim Cumhur İttifakı'nda büyük çatlak, yollar ayrılıyor, çatışma. Hiç böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda söz konusu değil. O konuda da kimse kendisini aldatmasın. Eğer muhalefette bir strateji belirleyecekse şu anda ilişkinin son derece sağlam olduğunu da bilsin. Bakalım efendim günler ne gösterecek konuşmaya devam edeceğiz.